Bara hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne arzu edersiniz? Bilmem ki. Sen ne tavsiye edersin? En sevdiğim müşteri profili. Gerçekten bana soran, bana bırakan. Şiş. Ne bu lavallilik iş başında? Hı? Lavallilik değil, müşteri memnuniyeti sadece. Bir şey diyeceğim bu arada Gizem Hanım. Şöyle bir durum mu var? Bugün biraz siparişler geç çıkıyormuş da mutfakta bir problem var sanırım. Vardır. Özgür gittiğinden beri herkes bir lakayit olduğu için. Vardır yani. Ama ben ne yapacağımı biliyorum şimdi, bak izle. Tuğrul Bey. Gözümün üstünü kapatık, hareketlerine dikkat et. İki dakika rahat bırak ya. Görüyorsun değil mi? Bütün kadınlar bana hasta. Nasıl da gülüyor. Buyurun. Ah, bu arada happy hour. Bir alana 3 bedava. Gerçekten mi? Sen çok tatlısın ya. Ha. Sana bir şey soracağım. Gece 3'te. Yok artık. Haklısın. Çok uzun süre çalıştırıyorlar beni. Ama yorulmam. Ne anlatıyorsun sen ya? Siz çıkış saatimi sormuyor musunuz? Yok artık diye ona dedim zaten. Yok artık, evet. Hatta çüş artık. Bir anda çok hızlı gelişti çünkü. Peki siz ne sormuştunuz? Özgür'ü soracaktım. Yok mu bugün diyecektim. Yok. Eper saati de bitmiş. Kusura bakmayın. Salak. Ne oluyor burada? Ne olacak? Benim eve falan kapanmam gerekiyor galiba. Yani bir kadın görmeye görsün ya. Bu kadar arzulanan, bu kadar istenilen bir insan olmaktan ben de sıkıldım. Kusura bakmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olamaz. Yani diyorum ki kusura bakmayın. Benim minnoşum var diyorum. Kibarca reddediyorum. Ama kes, kes. Kes tamam. Ah canım, hoş geldin. Hoş buldum. Yalnızsın. Evet. Gel. Kusura bakma hayatım ya. Rahat rahat konuşalım ya. Evet. Anlatmak ister misin? Ne oldu? Seda ile ayrıldık. Niye lan? Şişt. Ciddi misin ya? Evet. Niye peki? Ben en son sizi gördüğümde bayağı iyiydiniz. Daha hamile diye evlenecektiniz falan. Bebeği kaybettik. Sener, çok üzüldüm. Sağ ol. Kim ayrılmak istedi peki, Seda mı? Evet. Ah canım ya, kahrolmuştur tabii. Biraz alttan alsaydın, ilgilenseydin düzelirdi. Yok. Artık hiçbir şekilde düzelebileceğini sanmıyorum. Tamamen bitti. Hadi ya. Yani zaten evlenme teklif etmemin sebebi de hamile olmasıydı. Yani o bağlayıcı oldu diyeyim. Anladım. Kısmet. Seda hayatıma girdiğinde 3 yıllık çiçek gibi ilişkim vardı, biliyor musun? Onu da kaybettim. Ay, ona da yazık oldu tabii. Evet, böyle böyle biraz karışık işler. Şimdi istesem onu da geri alamıyorum. Çünkü neden? Bir ilişkisi var. Ha. Hem de kiminle biliyor musun? Kiminle? Senin patronunla beraber. Aa! Ya. Özgür'le mi? Evet, Ezgi. Ne oldu? Bir şey yok. Ezgi ya, tanışmışsındır kesin. Ezgi mi? Evet. Neden bu kadar şaşırdın? Hay Allah'ım ya Rabbim. Onlar sevgili değil ki, Allah korusun. Nasıl yani? Değiller tabii canım. Kısa bir özet geçiyorum sana. Aha. Şimdi, Özgür'ün kardeşi evleniyor. Hı hı. Annesi de Özgür'ün böyle sağlıklı, güzel, düzenli bir ilişkisi olsun istiyor. Hatta evlensin falan istiyor. Hı hı. Özgür'ün de o taraklarda bezi yok tabii. Böyle sevgilicilik oynayabileceği, yanında annesine göstermelik birisini götürmek istedi. Ha. Bana sordu. İlk önce bana sordu. Yalan mı? Tabii beni daha önce annesi gördüğü için o işi olmadı. Ezgi'ye kısmet oldu işte. Gerçekten mi? Gerçek tabii. Daha ne olacak? Çok iyi. Üstüne üstlük bir de yeni mekana halkla ilişkiler sorumlusu oldu. Abi bir de işten de ayrıldı yani. Dünyada başka iş yokmuş gibi geldi buraya, çöktü baykuş. Anladığım kadarıyla sen de bu durumdan pek memnun değilsin. Ay şekerim, nasıl memnun olayım ya?
Yani benim hak ettiğim göreve o getirildi diyorum. Bunun nesinden memnun olayım? Bu üzücü. Neyse neyse. Sevgili değiller Allah'tan. Güzel güzel. Çok güzel. Hmm. Güzel. Güzel.